Murat Pardakçı. 15 Temmuz'u unutturmamanın ilk şartı. Darbe ve darbe girişimi mazimiz asırlar öncesine uzanır. Tarih kitaplarında geçen padişahın tahttan indirilmesi yahut isyan eden yeniçerilerin sadrazamı azlettirmeleri gibisinden hadiselerin aslında hepsi birer darbe, isyanların bastırılması da önlenmiş darbe teşebbüsleridir. Bu örneklere asırlar değil, 2000 küsür sene önceki tarihimizde de rastlarız. Mesela babası Teoman'ı okla vurup öldürdükten sonra yerini aldığı söylenen Mete Han'ın bu yaptığı şayet gerçekse basbaya bir darbe hem de kanlı bir darbe demektir ama sadece söylentiden ibaretse darbe kavramının efsanelerimize kadar girmiş olduğunu gösterir. Darbeler ve darbe girişimlerine milletçe işte böyle asırlar öncesinden aşinayız. Asırlar boyunca ihtilal, inkılap, hal, yahut taklibi hükümet vesaire gibisinden değişik isimler verilen ve aslında hepsi birer darbe olan dünya kadar hadise yaşadık ama bunların hepsinin ortak bir özelliği vardı. Hedef iktidardı. Masum halk değildi. Bu kalkışmaların hiçbirinde 15 Temmuz'da olduğu gibi halka silah atılmamış, milletin üzerine kurşun ve bomba yağdırılmamıştı. 15 Temmuz'un failleri müesses nizamı devirmeye kalkışmalarının yanı sıra asırlar boyunca riayet edilen bu geleneğe de son verdiler resmi gün kimliği şart. Bu menhus hadise günlerdir lanetleniyor ve programlar yapılıp şehitler tekrar yad edilecek. Peki ama 15 Temmuz'a ne isim vereceğiz? 15 Temmuz'un bayram ilan edilmesi mümkün değildir. Zira böylesine cinayetlerin yaşandığı bir günün isminin başına hangi söz ilave edilirse edilsin bayram olması akıllara ziyanın da ötesinde bir harekettir. Matem denecek olsa resmi takvimimizde böyle bir kavram yoktur. Hatta 10 Kasım bile resmen matem değildir. Başka memleketlerde mevcut olan ve Commemoration Day denen günleri herhalde bilirsiniz. Resmi tatil olan o günlerde şehitler, gaziler, memleketin tarihindeki önemli zaferler yahut bozgunlar yad edilir. Hristiyan memleketlerde aziz denen din büyüklerinin hatıralarını yad etmek için resmi tatil olan başka anma günleri de mevcuttur ama böyle günler bizde İstanbul'un fethi, filanca yerin kurtuluşu yahut Atatürk'ün falan şehre gelişi gibi e, yerel çerçevede kalmıştır. 15 Temmuz'da yaşananların ve şehitlerin sonraki senelerde unutulmaması için ulusal çapta işte böyle bir resmi düzenleme gerekiyor. 24 Temmuz'u hatırlayan var mı? Unutmak mümkün mü demeyin. Önemli bir hadisenin yaşandığı günler resmi kimliğe kavuşmadıkları takdirde kısa değil ama uzun bir müddet sonra unutulmasalar bile heyecanlarını kaybederler ve bizde bunun örnekleri de mevcuttur. Mesela artık çok az kişinin ve konunun uzmanlarının hatırlayabildikleri bir zamanların meşhur 24 Temmuz bayramı. 24 Temmuz 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edilmiş, Sultan Abdülhamit 30 küsür sene boyunca kapalı tuttuğu meclisi yeniden açmaya mecbur kalmış ve o gün ıydı milli yani milli bayram yapılmış, hürriyet bayramı olarak imparatorluğun dört bir tarafında senelerce kutlanmıştı. Ama seneler geçti ve ilk zamanlarda coşku, coşkunun da ötesinde bir heyecanla sokaklara döküldüğümüz 24 Temmuz'u unutuverdik ve hürriyet bayramı zamanla 1931'de yayınlanmış bir gazeteden aldığım... Ee, İlanda olduğu gibi Taksim'deki bir bahçedeki Alaturka ve Alafranga musiki programının reklam vasıtası haline geldi. Dolayısıyla 15 Temmuz'un asırlar sonra da hatırlanabilmesi için resmi takvim içerisinde bir kimliğe büründürülmesi gerekiyor. Murat Bardakçı, Habertürk